konuğum bir anne. Saniye Aprasyap bizimle beraber olacak. Kızı için burada, Ceren için burada. Ceren ayrılmış bir anne babanın, parçalanmış bir ailenin içerisinde büyüyen bir çocuk. Sanırım 4-5 yıldır hayatı, geleceği kayıp. Şu anda fiziki anlamda kayıp. Anne öncelikle onu aramak üzere geldi. Bir kayıp genç kızı hikayesinden neler çıkacağını beraber göreceğiz. Çünkü her seferinde biliyorsunuz daha da şaşırıyoruz. İnşallah bir an önce anne ile kızı kavuştururuz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Ceren parçalanmış bir ailenin çocuğu. Bazen evlilikler sadece çocuk için de devam etmez. Ama bizim hiç kabul edemediğimiz taraf ayrılmış olmak değil. Ayrıldıktan sonra çocuklar için her iki yetişkinin yetişkince davranmasını bekliyoruz. Ama maalesef bu durum, evet, söz konusu olmuyor. Olmuyor. İlk başlarda çok düşündüm. Mesela babasıyla ayrılalım insan gibi. Hı-hı. Ayrı evlerde yaşayalım. Hı-hı. Ama bu çocuklarımız ortada rezil olmasın diye çok uğraştım ama onu başaramadım. Peki çocukların hayatı kayıp gitti mi? Oğlanlardan yana sıkıntı yok, kız kaydı. Tutamadım yani. Ceren kaç yaşında? Şu anda 23 yaşında. 23 yaşında. Siz Ceren'le kaç yıldır görüşmüyorsunuz, görüşemiyorsunuz? Ceren kaç yıldır hayatından sizleri çıkarttı ve hani kayıp oldu? 4 yıldır. Bu 4 yıl boyunca telefonda iletişiminiz var mıydı? Hiçbir iletişim yok. Sosyal medyası açık. Ben yazıyorum, bana gelen bir cevap yok ama sesini dahi duymuyorum. 4 yıl önce Ceren'le ilgili bir kayıp başvurusunda bulundunuz Ay, mu? Ay vurdum yani. Bulundunuz? Bulundum. Her yere de gittim. Gereken her yere de gittim. Ama bir sonuç alamıyorum. O dönem kanser olduğumu da öğrenince her şey geri kaldı birazcık. Peki Ceren herhangi bir ifade verdi mi o dönemlerde? Hayır. Vermedi. Anne baba ayrıldıktan sonra Ceren ilk kiminle yaşadı? Babayla duruyordu. Kaç yaşında ayrıldınız? Ceren kaç yaşındayken siz 16. ayrıldınız? 15-16 yaşındaydı ayrıldığımızda. Ben annem babamın yanında duruyordum. Tabii orada bizi rahatsız etmeye başladı. Sonra kendime ayrı ev tuttum. Orada da aynı. Başlayınca ben orayı terk ettim. Çünkü 16 yaş, yani resmen eşinizden ayrıldınız. Velayet de babaya mı verildi? İki o çocuk, kız gitmiyordu zaten. Önceleri. Devlet kime verdi? Mahkeme. Oğlanları babaya verdi. Kızı? Geçici velayet almış. O kargaşanın izni nasıl aklına geldiyse. Kız da sizde kaldı. Kız bir bende kalıyordu. Mesela ben biraz daha disiplinliyim mesela. Benim yanımda bir ara sıkıldı. Babasına gitti. Ama babası da bana ulaşabilmek için çocuğu gereken olmayacak insanları aratmakla çocuğu böyle yoldan çıkardı. Ama çocuklar babanın yanındaydı. Yani. Siz ailenizin yanındaydınız. Evet. Boşanma da oldu, bitti. Hayır, devam ediyor. Ha, devam ediyor. Yani bak, çocuklar büyüdü, yetişkin oldular. Hala siz kocanızla aslında, aynen, evlilik birliğini bitiremediniz. Ay, evet, bitiremiyoruz maalesef. Bu ayrılık, evdeki çocuklara, 3 çocuğunuz varmış. Evet. Diğerleri Ceren'den büyük mü, küçük mü? Küçükler. Küçükler. En büyük Ceren. Hepsini çok derinden mi etkiledi? Tabii ki. Etkiledi. Bu arada Ceren'in hayatı bu boşanmayla değişiyor. Evet. İlk babanın yanından kaçmış. Evet. Sonra sizin yanınıza geliyor. Aynen öyle. Sizin yanınıza geliyor, sizin yanınızdan kayboluyor. Evet. Ve bu 4 yıllık süre içerisinde en son sizin yanınızdan çıktı. Evet. O günden başlayabilir miyiz? Gene bir şey yoktu. Aramızda bir sorun yoktu. Beraber bir fabrikada çalışıyorduk. Ki o gün maaşımızı almamıza rağmen... Ve o dönem bizim telefonumuzun da olmamasına rağmen ki evden bir kuruş almadan çıkıyor. Sadece çekirdek alacağım diyerek çıkıyor. Aldığı 100 lira para. Çıkış o çıkış. Ben zaten bir saat bekledim. Acaba çıktım birileri mi oturuyor düşüncesiyle. Hemen karakola gittim. Nazilli'nin. Verdim. Kayıp başvurusunu. Verdim. 18 yaşında Reşit kendi isteğiyle gittiyse biz bir şey yapamayız. Bulunursa da ailemle görüşmek istemiyorum, kimseye bilgi verirsin istemiyorum dedikleri zaman sana kimse bilgi vermez dediler. Doğru.
Onun için hiç kimse. Ama bunun yönelik her yere gittim. Hı-hı. Gene gidiyorum kayıp ilanı. Tamam, kayıp ilanı alırız ama böyle olur. Peki o dönemlerde 4 yıl önce polise gittiniz. Belki de kızınız dedi ki ben artık reşitim. Ailemle görüşmek istemiyorum. O dönemlerde bir televizyon programına bir yere katıldınız mı bulunması hiçbir konusunda? Şöyle diyeyim size, hiç katılmadım ama kendim bir takım iz sürmeye çalıştım. Dediğim gibi o dönem bir de kanser olduğumu öğrenince biraz benim tedavi süreci başladı. Geçmiş olsun, inşallah iyisinizdir. İnşallah. İnşallah iyi olacaksınız. Peki 18 Ağustos 2023 tarihi, bu 4 yıllık süre içerisinde sizi Ceren'e en yaklaştıran tarih. Evet. İddianız şu, kızınız o gün, yani bu 4 yıl içerisinde ilk kez size bir mesaj atıyor. Evet. Doğru. Ne yazdı? Bana anne bana 200 lira para gönder. Bundan 3-4 ay önce. Ben gönderdim. Maksadım dekont kimin adına çıkacak? Dekontu aldım. Aradan bir hafta geçmedi, 100 liraya düştü. Ben gene gönderdim ama ben herhangi bir sesini duymuyorum. Ama arıyorum ben, açık ya, sürekli arıyorum ama ben açan yok. Ben gene 100 lira gönderdim. En son istediği para 60 lira. Sizden para iste, hiç soluğu çıkmayan, sizle konuşmayan ama sizden en yakın tarihli, yani bu yaz ayında para isteyen bir çocuk var. Evet. Siz parayı kimin hesabına gönderiyorsunuz? Baki Yıldırım adına çıkıyor. Baki'nin hesabına hep bu... aynı kişi. Hiç değişmiyor. Peki bu arada kızım nasılsın, iyi misin? Beni ara, sesini duymak istiyorum dediğinizde. Neler yazdım bak, sesini duyduktan sonra diyorum 100 liranın önemi yok. İstediğin kadar. Neredesin? Biri zorla tutuyorsa bana bir ışık yak. Kelimelerimi yanlış yazıyorum ki bana cevap olarak dese ki anne sen ne biçim yazıyorsun dese anlayacağım. O da yok. Ve şu anda hala açık. Bundan 3-4 gün önce. Anne diye mesaj var. Sonra beni arıyorlar, açıyorum, sesli gürültü bir yer, bana cevap yok. Ama o zaman bunun kızınız olup olmadığını? Bilmiyorum ve kızımın olmadığından da eminim. Bu arada siz Baki Yıldırım diye birine para gönderiyorsunuz. Evet. Gerçekte Baki'ye mi gidiyor yoksa Ceren o mesajı atıp Baki'den bu parayı alıyor mu? Ya da Ceren'le Baki'nin arasındaki bağlantı ne? Evet. Bilmiyoruz. Onunla ilgili de gittim. Onunla da... Bu arada sosyal medya üzerinden aslında size kızınızla ilgili çok fazla mesajla geliyor. Çok fazla derken bir takım mesajlar geliyor. Aynen öyle. Emine Melis Demir adında bir Facebook kullanıcısı size Facebook'tan bir mesaj atıyor. Evet. Yazdığı nedir? Facebook'tan kızına söyle, kızımın adına hesap açmış, onu kapatsın. Yoksa onun adına çok sayfa açarım diye. Bunu yazan bir anne. Evet. Ama kim oldu diye, ama benim kızın adına açılmış. Ben hemen oradan arama yaptım. Hayır. Açan olmadı. Şimdi Emine Melis Demir. Evet. Kullanıcı adı. Evet, doğrudur. Diyor ki senin kızın. Evet. Benim kızımla ilgili bir takım paylaşımlar yaptı. Evet. Sosyal medyada. Evet. Herkese açık. Söyle kızına, bize bulaşmasın. Bu paylaşımları kaldırsın. Evet. Şimdi siz orada iki annesiniz. Evet. Oradaki iletişim nasıl gelişti? O kişiyle iletişim kurmadım. Ben sadece mesajı gördüm ve hemen engellemiş zaten. Hemen. Engelledikten iki gün sonra biri arıyor beni. Savcı olarak tanıtıyor kendini ve akşam 7:30-8 arası bir cüzdan çalındığını bahsediyor. Bunu benim kızımın aldığını söylüyor. İşte karşı taraf şikayet olmuyor dedi. Ben orada dedim ki olsunlar dedim. Niye şikayetçi olmuyor dedim. Aldıysa olsunlar, cezaevinde bulurum, en azından yerini bulurum dedim. Sizin ceza telefonunuzdan mı arıyorlar sizi? Evet, benim kendi telefonuma. Savcı arıyor. Evet. Diyor ki ben kendini savcı olarak tanıtan biri. Evet. Kızını hırsızlık yaptı. Aynen öyle. Ama şikayetçi olmasınlar. Sen diyorsun ki adaletin kestiği parmak acımaz. Aynen. Evet. Kızım cezaevine girsin, ben yerini yolunu bileyim. Hatta tabii kendisinin kim bu olduğunu bilmediğim için biraz farklı da söylendim yani. Hani amaç ne diye. Ama belki savcı ya da polis sizi konu hakkında bilgi vermez. Yalnız gerekli işlemi yapmak için size davet biliyorum. Bulunur. Evet. Karakola gelin. Biliyorum. Konu hakkında açıklama yapmaz. Yani. Ama savcının adı da yok bu arada. Evet. Hayır, adı yok, numarası var. Ama işin ilginç olanı o kişinin bir anne sizinle irtibata geçiyor ve sizin Ceren'le aranızda anne kız ilişkisi olduğunuzu biliyor. Evet. Sizi tanıyan biri olabilir mi? Onu bizim tanıyan biri olacağını zannetmiyorum. Ya gene benim kızla alakalı ya bana bir şey uyarmak için attılar. Onu da bilmiyorum ama olsaydı bana ulaşabilirlerdi.
çok düşmanınız var mıdır? Yani kendi takıştığınız şey Hayır. yaptınız. Hayır. Yani benim öyle Çünkü yok. Sosyal medyadan baktı anne olup olmadığını bilmez. Ama sizinle direkt kızınız ve anne kız ilişkisi üzerinden yürüyen ve sizi tanıyan biri olduğunu düşünüyorum ben. Aslında mesela ben öbür taraftaki anneyi engellemek yerine bakın ben 4 yıldır benim kızım kayıp. Ben kızıma ulaşamıyorum. Ya bu vesileyle ne olur siz hani ben de kızıma bir adım yaklaşayım. Kızının arkadaşlığını öğreneyim. Bu durumu çözelim. Ben de kızımı tekrar kazanayım. Hani deme şansınız vardı. Bu savcı bitti arkasından biri Facebook üzerinden ben polisim diye biri arıyor. Bu sefer polisim. O ben polisim diyen sosyal medyadan sizi arayan kişi size ne söylüyor polis olarak? Hayır o numarayı ben üzerinden buldum. Face üzerinden buldum. Ondan sonra ben numarasını buldum onun. Aradım. Kendisinin kim olduğunu sordum. Aynı Melis Demir tanıyor musun diye sordum. Tanıyorum dedi. Nereden tanıyorsun dedim. Sen ne yapacaksın dedi. Ben annesiyim dedim. Annesi olmam bir şey değiştirmez dedi. Ben polisim dedi. Ona yardım ediyorum dedi. Kapattı telefonu. Melis Demir kim? Ceren kendi adını öyle kullanıyormuş. Ceren'in takma adı. Yani sosyal medyada, mecrada ya da çevresine kendi tanıttığı ad Melis. Evet. Soyadını da Demir olarak kullanıyor. Aynen öyle, evet. Ardından size sosyal medyadan kızınız gerçek adı Ceren ama Melis ismini kullanıyor. Evet. Bunun için ulaşan birileri var mı? Hayır. Yok. Maalesef. Peki sosyal medyada bir takım fotoğraflar ve mesajlar yayınlanıyor. Onlardan biri de şu, ben şimdi büyük ekrandan yukarıdan okuyacağım. Kameraya da geçebiliriz aslında daha rahat olur benim için. Mars'a cüzdanını çalan Emine apraz yap. Kendisi şu an avcılarda Baki Yıldırım'la beraber. Şimdi Emine kim? Ceren kullanıyor. Hem Emine apraz yapı kullanıyor. Hem Melis Demir ismini kullanıyor. Ve bunu yazan kişi senin kızın Ceren'i. Evet. Sahte adı Emine, diğer adı Melis'i. İyi tanıyan biri. Diyor ki Baki Yıldırım'la beraber diyor. Değil evet, mi? Evet. Yine bunlar hep sosyal medya üzerinden paylaşım yapılıyor. Bu arada Ceren'in babası telefon hattında Mehmet Emin Bey. Mehmet Emin Bey merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi Saniye Hanım'la uzun yıllardır bir boşanma süreci yaşıyorsunuz. Evet. Bu sizin kendi aranızdaki mevzu. Ama Ceren'in kaybolması, 4 yıldır ortalarda olmaması ve son evet. dönemlerde olanlar anne baba olarak... Evet. Sizi hani bu mağduriyet konusunda bir araya getirdi mi, yakınlaştırdı mı? Şimdi kiminle? Anneyle. Saniye Hanım'la. Evet, benim kızım ortalıkta kaybolduğunda annesi kaç kere benim yanıma gelmiş gitmiş. Bir sorar mısınız kendisine geri dönüp de geldiğinde ben hiç sesimi çıkarmadan kabul etmişim diye. Geri geldi ben tamam dedim de. Neden geliyor da o bir hafta 10-15 gün kalıyor da tekrardan çıkıp gidiyor? Nerede senin yanına geldim ben? Ya, nerede geldim? Nerede? Bağırma lan bağırma. Ne zaman bağırma. Geldim? Bağırma. Sen orada konuşma. Bağırma. Sıkıyorsa burada karşıma gel önce. Bağırma. Her şeyin bağırma suçlusu lan. Sensin. Sen bir burada karşıma. Arabaya şu an bak beni bağırtacaksın ben telefonu kapatıyorum. Sen bu çocuğu baştan çıkaran sensin. Bana yaparsan bak kapat. Bağırmayın. Fırsat yok. Saniye Hanım. Rica ederim. Bağırma. Senin yüzünden. Bu arada bunun şarjı bak, yok arkadaşlar. Bak abla görüyor musun oğlunu? Mehmet Emin. Sen yaptın onları. Sen yap. Konuş. Biliyorum. Mehmet. Abla beni bağıracaksa ben kapatırım bak abla. Lütfen rica ediyorum. Benimle konuşun. Hadi sorularım. Hadi kapat da göreyim seni. Saniye tamam, Hanım. Konuşturma o zaman. Saniye Hanım sessiz kalmanızı rica ediyorum. Mehmet Emin Bey, kızınız 4 yıldır kayıpmış. Siz kızınızın evet. kayıp olduğunu, kaç yıldır kayıp olduğunu, nerelerde olduğunu biliyor musunuz? Ne kadarına evet, hakimsiniz? 2019, bak ben ablama söyleyeyim. Cezaevindeyken 7 ay boyunca cezaevinde baktım. Gittim çıkardım aldım getirdim yanıma Esra abla. Tamam mı? Ceren cezaevine girdi. Evet. Denetimli serbestliği vardı burada. Benim yanımdaydı. Tamam mı? Bu kalktı ben pazardaydım. Benim kız geldi benim yanımda ortalıkta. Burada bir kız arkadaşı vardı. Onunla buluşuyor ne yapıyorsa ben akşam 2-3 gün boyunca karakola da gidebilirsin. Ben akşam gitmiştim karakola kızım kayıptı diye. Kızı bulamam. Kız bunun yanına gidiyor. Bunlar denetimli serbestliğinin nazirliğe alıyorlar. Kendi yanına alıyorlar bak.
Ben gidiyorum denetimli serbestlikte bak sorabilirsin. Ben gideyim orada sorayım. Bana diyor ki denetimli serbestliğin Nazlı'yı annesinin yanına almış diyor. Evet. Bir gidiyor onun yanında. Kızın yaşı tutmuyordu daha. 19 yani 2019'da daha yarın 18 yaşına girmemişti. Hı hı. Bunların yanına alıyor. Kız bunların yanında 18 yaşını doldurduktan sonra bunların yanında kaçıp İstanbul'a gidiyor. Bu kadın bayramda hani bayramda şeyde pandemide yasak getirdiler yani dört dışarı çıkardılar. Evet, evet. Benim eşim o zaman burada benim yanımdaydı. Hı hı. Niye yalan söylüyor? Geldi burada benim yanıma. Buraya geldi. 15 gün burada benim yanımda kaldı. Hı hı. Tekrardan buradan çıktı gitti. Eşyaları da bak getirdi. Eşyaları da hepsi var. Burada benim alt komşular da şahittir. Karşıdakiler de şahittir. Teyzeşi şahittir. Ağabeyleri bile şahittir. Sana şahit olacak kimse peki, yok. Orada bu... boş konuşma. Bak, hele sen önce. Sen hele önce sen bir sürelerle bak bakayım. Sürelerle senle konuşur. Senle muhatap olan bir sürelerle. Mehmet Emin Bey peki bu arada anne çocuğu yanına çağırıyor. Ceren annenin yanına gittikten sonra denetimi yakıyor. Ardından da kayıplara karışıyor. Evet. Siz bu arada anne baba olarak bu çocuğu bir yerlerde aradınız mı? Tekrar polise gittiniz bak, mi? Esra abla bak Esra abla bana söyleyeyim. Ben bu Ceren bu kadın 2016'da evi terk ettiğinde bile bu kadın bir çocuğa sahip çıkmadı. Bir çocuk bir Denizli'de geldi, bir Muğla'da geldi, bilmem bir Marmaris'te geldi. Bir... Benim haberim yoktu. Bir kadın beni aradı dedi ki ya dedi senin kızın kayıptır dedi senin haberin var mı dedi. Ben dedim yok ben kalktım. Yatağın jandarm şey polis karakoluna aradım bu kız böyle kaybolmuş da bu annesi niye aramıyor dedim bu çocuğa bana niye haber vermiyorsun diye. Hı hı. Ben tekrar gidiyorum burada kayıp başvurusu yapıyorum. Mula. Ne anlatıyorsun sen ya? Çıkardın bir anlat. Bir dinle. Sana bir dinle. Bu kızın bir denetimli serbestliği var. Ama. Evet, bu kaybolma süreci bunun... Yani siz abla, ikiniz, evet. ikiniz bir olup da kızı aynen. aramamışsınız. Ama ben bak, o hiç aramadı. Avukat hanımın sesi bana geliyor. O hiç aramadı. 50 kere ben kayıt başvurusu yapmışım. Kızımı ben bulmuşum hep. Hı hı. Peki bu 4 yılda... Ben buldum. Peki bu... Bakır 40 kadın kapalı cezaevinde... Ceren'e 7 ay boyunca ben baktım. Ceren cezaevinde çıkaran da benim. Anne bunlardan hiç bahsetmiyor. 4 yıl boyunca anne, pardon anne ya diyorum. Anne benimle bir kere İstanbul'a ben aramışım. Ceren İstanbul'da diye annesi benim yanıma gelmiş. Ben almışım annesi İstanbul'da. Ne yalan beyefendi bu çocuk. Sen niye yalan beni? Söylüyor? Bu çocuk niye sizi 4 yıl boyunca aradı mı? Sizinle. Ben aradım abla ben, abla ben ne diyorum ben istesem kızımı bir saatte bulurum. Neden ne? Peki bir saatte bulmadınız 4 yıl beklediniz? Abla olmuyor abla gitsen de arasın. Niye durmaz? Ne yapıyor bu kız? Hayatını nasıl geçindiriyor? Ya bunların yanında bunu birlikte yaşadığı adam bunu madde bağımlısı yaptı ya. Kızı mı ya madde bağımlısı söyleme. Yaptı? Kadının yanında ya bu kadın bana bir dakika bu kadın bana mesaj atmış. Ceren'i tehdit etmiş demiş ki eğer ki sen böyle yaparsan demiş evde bulduğum müşterici maddesini demiş karakola götürürüm demiş kıza. Niye yalan söylüyor? Sizin birlikte olduğunuz kişi yasaklı madde mi kullanıyordu? Hayır, hayır, hayır. Bundan dolayı suçlu var mıydı? Hayır, hayır. Ben kesinlikle. Bir ablama söyleyeyim. Niye yalan söylüyorsun? Niye? Yalan söyle, senin önüne şu... Bey, ikiniz de birbirini suçlamayın. Bu kız babadan kaçıyor. Sana geliyor senin yanından kaçıyor. Evet. Yani bu kız ikinizin yanında da durmuyor. Evet durmuyor. Ceren'in kaçtığı ev senin babayla beraber olduğun değil sevgilinle beraber olduğun hayır, ev değil beraberdik mi? Hayır beraberdik o zaman. Bu kız bu arada babanın yanındayken cezaevine giriyor çıkıyor. Evet. Sen 2016'dan beri ortada yoksun aslında. Hayır İstanbul'a beraber gittik İstanbul'a. Zaten. Beni oradan o ben buldum zaten. 4 yıl boyunca sadece şunu merak ediyorum. Dediniz ki ben bugün istesem bir saatte kızımı bulurum. Ama bulsam da sonuç değişmez. 4 yıl boyunca hareket etmemenizin sebebi, kızla ilgili bir feryadınızın olmamasının sebebi, biz onu bulsak da Ceren değişmez diye mi? Değişmez abla. Abla ben sana bir şey söyleyeyim Esra abla. Dinliyorum. Ben ablama şunu söyleyeyim. Ben kızımı bak ben geçen seferden böyle kayıptı İstanbul'da olduğunu öğrendim. Ben gittim 4 saatte buldum onu. Aldım getirdim buraya burada çocuk şubeye götürdüm. Polis bana dedi ki ya biz bulamıyorduk sen nasıl bulabildin? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni.
Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.